Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde birlikte nesne yönelimli programlama konusuna giriş yapacağız. Açıkçası bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü artık gerçekten güzel uygulamalar geliştirmek için temelimizi oluşturacağız. Yani bu bir bina yapmaksa biz şu ana kadar tuğlanın, çimentonun, ne bileyim örnekte ve demirin ne olduğunu öğrendik. Şimdi bunları bir araya getirerek bir yapı inşa edeceğiz ve burada nesne yönelimli programlama temellerini, kavramlarını, konseptlerini kullanmamız gerekiyor. Flutter'la da uygulama geliştirmeye geçtiğimizde emin olun burada göreceğiniz her şeyin tek tek kullanıyor olacağız ve de buradaki detayları yine orada uygulayacağız. O yüzden bu kısmı bilmeniz oldukça önemli ve bunu yaparken aslında yepyeni bir şey öğrenmiyoruz. Var olan bilgilerimizi bir araya getirmiş olacağız. Eski konuların da tekrarını yapmış olacağız aslında. Şimdi gelelim nesne yönelimli programlamanın ne olduğuna. Hani genel olarak bu öğrencinin kafasını karıştıran bir konsepttir ve şöyle bir cümleyi sürekli duyarsınız. Gerçek hayattaki objelerin, nesnelerin, olayların programlama diline yansıtılma şekline biz nesne yönelimli programlama diyoruz. Ne demek istiyoruz? Şimdi şu ana kadar ben bir veri saklamak istediğimde sayıysa integer, metinse string diyordum ya. Ola ki bir durum oldu. Ben size dedim ki arkadaşlar bana 100 tane öğrencinin kaydı lazım. Bunları bir arada tutun. Bunları saklayacak değişkenler oluşturun. Ne yapacaksınız? İşte integer ÖGR 1 bu. Integer ÖGR 2 deyip 100 tane öğrenci bir sayısı mı? Hani integer sayısı mı oluşturacaksınız? Kaldı ki yetmiyor. Bunun öğrencinin adı vardır, soyadı vardır. Hangi dersleri aldığını tutan ayrı bir yapı vardır. Tüm bunları yaptığınızda buradaki bu siyah ekranın bir sürü kodla, ki bu kodları kullanmak da bir o kadar zor olacaktır, bakımı o kadar zor olacaktır. İşte bu gibi durumlarda var olan veri yapılarının, var olan veri tiplerinin size yetmediği durumlarda sınıflara yönelmeniz lazım. Ben hep şunu söylüyorum, sınıf dediğimiz kavram bizim kendi oluşturduğumuz veri tipidir. Dart dili bana sayıları tutmam için integer diye bir veri türü sağlıyor. Çok güzel. Metinleri tutmak için string sağlıyor. O da güzel. Ama 2 tane string, 3 tane integer'ı bir arada tutacak bir veri vermiyor. Bir veri türü yok. Kaldı ki bunun sonu olmayacaktır, değil mi? Adam gelip 10 tane string'i bir yerde tut. Atıyorum ben bir ürün çıkarıyorum. Bu ürünle ilgili 10 tane metin alanı var. Bunları ben nerede tutacağım? Her biri için tek tek string mi tanımlayacağım? İşte bu gibi durumlarda ben kendi veri tipimi, yani sınıfımı oluşturmam lazım. Ve bu sınıftan oluşturacağım her bir türe de, her bir ne diyelim ona, örneğe de, instance diyorlar yabancı dildeki kaynaklarda da, nesne adını vereceğim. Şimdi şu anlattıklarımı bir araya getirirsek, mesela benim bir öğrenci veri türüm olsun, buna sınıf diyeceğim. Ve bu öğrenci sınıfından da instance'lar, yani örnekler oluşturarak, Emre gibi, Hasan gibi, Ahmet gibi, bunlar da benim nelerim olacak? Nesnelerim olacak. Ne demek istiyorum? Biraz daha böyle açıklayalım çünkü bu kavramı anlamamız oldukça önemli. Bu benim belleğimdi, değil mi? Ve ben burada ne dedim? Ben ne zamanki integer sayı dediğimde burada integer sayı tutacak bir alan ayrılıyordu ve buna da atıyorum 32 sayısını dedik, sayı dedik. Bu sayı ne yapıyordu? Burayı refer ediyordu, değil mi? Yani gösteriyordu. Sayı dediğimde 32 sayısı geliyordu. Şimdi öğreneceğim sınıf yapısında ise ben artık şunu diyebiliyorum. Bellekte bana bir alan ayır. Burada işte 2 tane integer olsun, bir tane de string olsun. Böyle bir veri türü oluşturacağım. Benim veri türüm bu. Öğrenci diye bir veri türüm olacak, bir sınıfım olacak ve bu sınıfta 2 tane integer, bir tane string değeri saklanacak. Ve ben bu öğrenci sınıfından her nesne ürettiğimde benim belleğimde yine bu kadar alan ayrılacak. Yani burada sadece bir tane öğrenciyle ilgili bilgiler olurken, burada diğer bir öğrenciyle ne kadar örnek oluşturursanız, yani ne kadar nesne oluşturursanız o kadar alan ayrılacak. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü burada her biri birbirinden farklı bir alana sahip olduğu için böylece benim verilerim tutarlı bir şekilde çalışıyor olacak. Yani ben öğrenci 1 dediğimde burayı gösterirken, öğrenci 2 dediğimde burayı gösterecek. Ve burada sadece böyle değişkenler değil, bu öğrenciyle ilgili sınıf nesneleri de olabilir ama o biraz daha ileri konu, o yüzden söylemeyeceğim. Burada mesela bir öğrencinin yapacağı işlemler ne olabilir? Ders çalış, not al, not ne bileyim ortalamasını hesapla gibi metotlar da olabilir. Evet, genel olarak mantığımız bu şekilde, zaten kullandıkça eminim kafanızda daha da çok iyi oturacaktır. Şimdi gelelim bunu uygulamaya. Yine öğrenci nesnesi, öğrenci sınıfı üzerinden ilerleyelim. Zaten bu öğrencidir, arabadır,
İşte dikdörtgen şeklidir, diyametrik şeklidir. Bunlar olmazsa bu konuyu nasıl anlatırdık açıkçası bilmiyorum ama. Class diyelim. Class dediğimde ben şunu diyorum. Benim var olan veri türleri bana yetmiyor. Ben burada kendi veri türümü, kendi sınıfımı oluşturacağım. Bu bir taslak. Yani bir öğrenci taslağı, bir öğrencide ne varsa onları buraya tek tek yazacağım. Class öğrenci dedim ve süslü parantezleri açarak bunu tanımlamaya başlayalım. Bir öğrencinin neyi vardır? Mesela öğrenci ÖGR no diyelim buna. Bu arada class dedikten sonra lütfen bu yazım kurallarına da dikkat edelim. Nasıl alışırsanız öyle gider. İlk harfini büyük yazıyorum. Hani metotlarda nasıl ki ilk harfi küçük, sonra gelen kelimenin baş harfi büyüktü. Burada da mümkün olduğunca tek kelime kullanmaya ve de baş harfini büyük yazın ki dışarıdan biri baktığında bu direkt bir sınıftır diyebilsin. Burada değişkenimle gördüğünüz gibi ilk harfi küçük, ikinci harfi büyük. Sonrasında mesela ne diyelim? String diyelim, adı. Bir öğrencimizin adı da olabilir. Onun dışında yine bu alanları çoğaltabiliriz. Sırf örnek olması adına mesela erkek mi diyorum. Hani normalde bunu böyle bir boolean'da tutmak biraz saçma gibi ama hani sırf boolean değer de tutabileceğini söylemek adına erkek mi diye bir boolean değer tanımladım. İşte bunu yaptığımda ben aslında içinde bir integer, bir string, bir de boolean değer olan farklı bir veri türü tanımladım ve ona da öğrenci deyip erişeceğim. Bunda kalıyor mu? Bu arada bunlara biz ne diyoruz? Instance veya field variable. Hani bunları görürsünüz diye böyle açıklamaya çalışıyorum. Bu 3 tane alana instance veya field, yani instance variable veya field variable deniyor. Bir öğrencinin neleri olabilir? Metotları olabilir değil mi? Hani bunlar ne diyelim sıfatlarıysa bunlar da fiilleri. Ne olabilir? Ders çalış. Metot tanımı yine bildiğiniz metot tanımından farklı değil. Onun dışında ne olabilir? Mesela yine void olabilir. Hani veri geri dönüş tipini belli etmek de zorunda değildim. Bir hatırlayacağınız üzere metotlarda. Mesela ne diyebiliriz? Uyu. Ve yine farkındaysanız metot adlarını tanımlarken sürekli bir böyle eylem bildiren yapılar. Böyle yaparsanız çok daha mantıklı. Hani baktığınızda ders çalış metodu. İşte öğrenci no'da mesela bir eylem bildirilmezken metotta bir eylem bildiriliyor. Dediğim gibi bunlar yapmak zorunda olmadığınız ama yapsanız güzel olan şeyler. Neyse. Ben sınıfımı hazırladım. Bu sınıf benim taslağım. Şu an bununla ilgili hani fabrikada bir ürün çıkarırken de ne yaparlar? Önce onun bir taslağı hazırlanır ve sonra üretime geçilir ya. Burada da aslında biz şu an taslağımızı hazırladık ve de artık bundan üretime geçmeye, yani bundan nesneler üretmeye başlayacağız. Bir nesne üreteceğim. Nasıl ki ben aslında integer sayı deyip buna bir değer atıyorsam, burada yapacağım işlem de tıpkı bunun gibi. Bana ama geri gelen tür veri türü integer olmayacak. Ne olacak? Ben bir veri türü hazırladım dedim. Bunun yani sınıf tanımı yaptım. Bu veri türünün adı öğrenci olacak. Ve bu öğrencimizin adı, yani ben Emre dediğimde bununla ilgili bilgilere erişmek istiyorum diyorum. Sonra bunun tanımını yapacağız, değil mi? İlk oluşturma anı. Aslında burada 5 sayısını atamak onu oluşturup içine bir veri koymak demekken burada da yine oluşturmak için öğrenci demeniz gerekiyor. Bu arada normalde bunu Java'dan gelen arkadaşlar biliyordur. New diyerek, hani aslında bu daha okunaklı oluyor değil mi? Hani Emre, new öğrenci, yeni bir öğrenci oluşturuyorum ve ona da Emre diyeceğim diyor ama hani bunu burada diyebilirsiniz ama artık böyle bir zorunluluğumuz yok. Bir nesne üretirken new anahtar kelimesini kullanmak zorunda değiliz. Aynı şekilde bunun öğrenci olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle, öğrenci olarak belirtmeyip daha önceden yine öğrendiğimiz var anahtar kelimesini kullanarak da buna da Hasan diyelim. Bunu oluşturabilirsiniz. Şimdi burada olan neydi? Buradaki öğrenci benim taslağımdı. Buradaki Emre ve Hasan ise bu taslaktan oluşturduğum neler? Örnekler, yani nesneler. Buradaki öğrenciye sınıf derken biz bunlara nesne ya da obje diyeceğiz. Peki bunlar benim ne işime yarayacak? Mesela gidelim bunları bir yazdırmaya çalışalım değil mi? Print diyelim. Ya da şöyle buradaki metodu da buraya bir metot da oluşturabiliriz. Mesela void bilgileri yazdır. Bu metot ne zaman çağrılacak? O zaman
o anki oluşturulmuş olan, yani o an örneği olan öğrencinin bilgilerini ben ekranda göreceğim. Print dedim. ÖGR öğrenci numarası diyelim, 2 nokta deyip sonrasında süslü parantezlerimi de koyuyorum. This anahtar kelimesini kullanabiliriz. O da o an oluşturulmuş, üzerinde çalışılan veya o an bilgilerini yazdırmak istediğiniz öğrenci nesnesini. Mesela şu durumda Emre'yi, şu durumda Hasan'ı temsil eden yapı. This dediğimde o an oluşturulmuş nesnenin neyi? ÖGR numarasını. ÖGR no. Ondan sonra adı. Aynı mantık burada da geçerli. Dolar süslü parantez. Pardon, ÖGR no değil. This nokta. Ne diyeceğim buna? Adı. Bir de ne vardı? Ya bunu çok uzatmayacağım. Hani erkek mi? İki nokta deyip buraya da direkt olarak yine aynı mantıkla this nokta. Burası niye sapıttı? Sorun yok gibi sanki ama. Yani şurayı kapatmadık çünkü. Ondan. Rengi değişti. Erkek mi deyip buraya da neyi yazdıracağım? This nokta erkek mi? Eğer true verirsek true, false verirsek false yazdıracak. Yine burada bunu kapatmayı unutmayalım. Şimdi ben buraya geldim. Şunu yazacağım. Emre nokta dediğimde, bakın Emre ile ilgili şurada tanımladığım her alana erişiyorum. Adı, erkek mi, öğrenci ne, bilgileri yazdır. Bilgileri yazdır diyelim, bir bakalım neler oluyor. Bu arada bu niye kızardı? Biz bu metodu void tanımlamışız. Ki tamam void. Ama strictmiş gibi yazdırmaya çalışıyoruz. Ya bunun başına şöyle, ya da şöyle pardon. Bilgileri yazdırı. Ama olur mu? Olmaz. O yüzden şöyle yapacağız. Print ifadesiyle yazdırmak istiyorsak direkt olarak bunun return deyip string bir ifade döndürmesi gerekiyordu. Halbuki ben bunu bu şekilde yazsam yine aynı etki yapacaktır. Ne demek bu? Emre nesnesindeki bilgileri yazdırı çalıştır. O da ekrana bunu yazdıracak, değil mi? F5'e bastım. Öğrenci numarası null, adı null, erkek mi null dedi. Niye? Biz ne öğrendik? Dart dilinde her bir değişkenin varsayılan değeri. Yani siz ona herhangi bir değer atamazsanız, buradaki integer'a bir sayı koymazsanız, buradaki string'e bir metin yazmazsanız null'dı. Yani boş. Peki ben buna değerler atayabilir miyim? Evet. Demin gördük zaten. Ben burada Emre nokta dediğimde Emre sınıfında bulunan bütün alanlara erişebiliyorum. Ve buradaki atıyorum ÖGR no'ya 10 değerini atalım. 10 numara bir öğrenci. Emre nokta diyelim adı. Buna da Emre Altun bir ekleyeceğim. Bu arada bu da kafanızı karıştırmıyordur inşallah. Emre dediğimde o öğrenciyle ilgili bütün alanlara erişebileceğim referansın adı. Tıpkı burada 5'e erişmek için nasıl sayı dediysem burada da Emre diyorum. Hani ben buraya XX de diyebilirdim. Ama o zaman aşağılar kızarıyor çünkü öyle bir tanım olmadığı için. Neyse. Burada da Emre nokta erkek miydi de bu da boolean değer olduğu için true değerini atıyorum. Ve bunları yaptıktan sonra F5 dediğimde gördüğünüz gibi o işte bu this dediğim nedir? O an oluşturulmuş Emre ile ilgili bilgiler. Demin şekilde çizdim ya her bir öğe birbirinden farklı diye. Yani ben buraya gelip şunları kopyalıyorum. Bu sefer Emre değil Hasan yaptım bunları. Hasan'ın numarası, işte Hasan'ın adı, Hasan erkek mi değil mi ve Hasan'ın bilgilerini yazdır dediğimde buna da 20 diyelim. Hasan diyelim. Hasan, Hasanoğlu. Erkek mi? Turu bilgileri yazdır. Gördüğünüz gibi elimde iki farklı nesne var, iki farklı veri var. Yani ben adı dediğimde gidip içine Emre Altunbilek olan alana gidip bunu yazmadı. Çünkü bu ikisi bellekte ayrı yer tutuyor. Buraya böyle bir bellek çizelim. Burası benim öğrencim olsun. Ve Emre dediğimde, Emre nokta at dediğimde buradaki at kısmına. Hasan dediğimde ise Hasan için ayrılmış. Hani demin dedim ya new dememize gerek yok diye. Ama işte o new deseydik daha belirgin olacaktı belki. O new dememle beraber bellekte böyle bir alan ayrılıyor. Burada da ad var. Burada da adı var.
Burada da erkek mi diye bir alan var. Aynı kutu, yukarıdaki kutu içinde geçerli aynı bilgiler. At, işte no, erkek mi? Bunu da yazmak çok zormuş. Evet, bu şekilde. O yüzden ben ne zaman ki Hasan.adı dediğimde bu alana, Emre.adı dediğimde bu alana gittiği için bu iki veri birbirini ezmiyor, birbiriyle karışmıyor yani. Aslında bu dersimizde ilk sınıf ve nesne örneğimizi yapmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. İlerleyen zamanlarda tabii bunun detaylarına da gireceğiz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Java'dan veya başka bir dilden geldiyseniz lütfen kafanızı onlarla karıştırmayın. Java'da böyle bir şey vardı, burada niye yok vesaire demeyin. Emin olun burada öğreneceğiniz her şey Flutter için yeterli olacaktır. Yani ben de zaten ilk kendimi bu kadar sorguladığım için size böyle bir açıklama yapıyorum. Bunları şu an için bilin. Ben zaten elimden geldikçe detayların üzerinde durmaya çalışacağım. Anlattığım kadarını bilin. Yeterli arkadaşlar. Bu dersi burada bitirelim. Umarım güzel bir giriş olmuştur. Gözünüz korkmamıştır. Şu ana kadar zaten hani tamam sınıfı nesneyi öğrendik ama var olan yapıları kullandık değil mi? Hani değişken oluşturduk, metot oluşturduk, metodu da çağırıp kullandık. Onun dışında çok da ekstra bir şey öğrenmedik. İlerleyen derslerde sınıf ve nesnelerle ilgili daha detaylı anlatımlar olacak. Görüşmek üzere.